Kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ortaöğretim kurumlarımızda okutulan seçmeli Kur'an-ı Kerim dersimizin ikinci videosuyla beraberiz. Kıymetli arkadaşlar, kanalımızda 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm ders videoları, dini ders videolarımızı bulabilirsiniz. Kanalımızı arkadaşlarınıza da tavsiye ederek bu güzel bilgilere onların da ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Konumuz değerli arkadaşlar, surelerin isimleri. Sure ne demek? Sure, yüksek rütbe, mevki, şeref, binanın kısım ve katları gibi anlama gelir. Kur'an-ı Kerim'de ise değerli arkadaşlar, sure başı ve sonu belli olan farklı sayıda ayet içeren Kur'an bölümleridir. Bakın, ilk dersimizde göstermiştim, Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde bir bölüm vardır. Burada surenin ismi yazar. Bakın ne yazıyor? Suretü Ali İmran, yani Ali İmran suresi. Medeniyetün, yani Medine'de indirilmiştir. Surelerimiz ya Mekke'de ya Medine'de indirilmiştir. Çünkü Peygamberimiz peygamberliğini bu iki şehirde yapmıştır. Vehiye mi'eta ayet. Yani bakın burada 200 ayetten oluştuğu yazmaktadır. Kıymetli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde 114 tane sure vardır. Bu surelerin en uzunu 286 ayetten oluşan Bakara suresi, en kısa olanı da 3 ayetten oluşan Kevser suresidir. Kur'an-ı Kerim'in içerisini incelediğiniz zaman değerli arkadaşlar, sağdan başladığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir. Son suresi de Gulemuzu bir Rabbin Nas dediğimiz Nas suresidir. Bugün dünyadaki bütün Kur'an nüshalarının değerli arkadaşlar surelerin dizilişi bu şekildedir. Peki nasıl dizilmiştir, neye göre dizilmiştir surelerimiz bu şekilde? Cebrail meleğin Hazreti Muhammed'e bildirdiği şekliyle vahiy katipleri tarafından yazılmıştır. İşte bu şekilde de Kur'an-ı Kerim oluşmuştur kıymetli arkadaşlar. Evet. Sureler ayetlerden oluşur. İlk dersimizde de işlemiştik. Sureler ayetlerden oluşur. Bakın şu şekilde ayet başlangıçları vardır. Devam eder. Burada ayet biter. İşte bu iki durak arasına biz ayet deriz değerli arkadaşlar. Ayetlerin toplamından da, bakın bütün ayetlerin toplamından da sureler meydana gelir. Ve tüm ayetler Allah'ın sözleridir. Ayetler bir cümle, birkaç kelime ya da bir harften oluşabilir. İleride bunu öğrendikçe göreceksiniz. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye göçmeden önce inen ayetlere değerli arkadaşlar Mekki ayetler denilir. 622'den sonra, hicretten sonra inen ayetlere de medeni ayetler denir. İlk inen ayetler Peygamberimize 610 yılında indirilen Alak suresinin ilk 5 ayeti. İkra ismi Rabbikellezî halak diye, yani oku diye başlayan ayetlerdir. Son inen ayetler ise Maide suresinin 3. ayetidir. Evet, ayetlerimizin bir kısmı Mekke'de inmiştir. Mekki ayet. Sol taraftan Mekke'deki Kabe'yi görüyorsunuz. Kıblemiz bizim. Namaz kılarken oraya yöneliriz. Sağ tarafta da Medine var. Mescid-i Nebevi, Peygamberimizin mezarının bulunduğu yer. Bir kısmı da Medine'de indirilmiştir. Medeni ayetler diyoruz. Evet değerli arkadaşlar, bir şemamız var. Bunu inceleyelim. Burada özetliyor bizim anlattıklarımızı. Şu şekilde yapalım. Tamamını inşallah sizlere anlatayım. Kutsal kitabımız nedir? Bizim Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim değerli arkadaşlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a indirilmiştir. Peygamberimize indirilmiştir. Nasıl inmiştir? Bazen ayet ayet, bazen sure şeklinde indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim birinci halife Hazreti Ebubekir döneminde kitap haline getirilmiştir. Kur'an-ı Kerim vahiy katipleri tarafından Peygamberimizin okuduğu şekilde yazıya geçirilmiştir. Kur'an-ı Kerim değerli arkadaşlar Hazreti Osman zamanında çoğaltılmıştır. İslam beldelerine gönderilmiştir. Kur'an'da 114 tane sure var ve 30 tane cüz var. Şimdi cüz açıklayalım. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz 6666 ayet var. Bu ayetlerimiz sayfalarda yazılı. İşte her 20 sayfaya bir cüz denilir. Tamam mı? Her 20 sayfaya bir cüz denilir. Dolayısıyla Kur'an'da 30 cüz olduğuna göre Kur'an-ı Kerim 600 sayfadan oluşur. Ancak yazımdan dolayı Kur'an-ı Kerimler 604 sayfa civarında yazılmaktadır. Az önce de söyledim. Kur'an'da 6666 ayet vardır değerli arkadaşlar. Bu ayetler
Tek harften, tek cümleden de oluşabilir. Uzun uzun bir sayfadan da oluşabilir. Her suremizin başında besmele vardır. Ancak sadece Tevbe suresinin başında besmele yoktur. Dolayısıyla 113 tane besmele vardır. Fatiha suresinin başındaki besmele ayettir. Diğer surelerin başındaki besmeler ise surelerin birbirinden ayırmak için konulmuştur. Buna dikkat edelim. Bakın Kur'an-ı Kerim'in en küçük parçalarına ayet, ayetlerin birleşimi sure, surelerin birleşimi de Kur'an'dır değerli arkadaşlar. Evet. Devam edelim kıymetli arkadaşlar. Her surede bir olaydan, bir geçmiş kavimlerin başından geçen olaylardan, işte inanç esaslarından, ibadet esaslarından bahseder değerli arkadaşlar. O yüzden Kur'an-ı Kerim isimlerini içerisinde geçen önemli konular hangi konulardan bahsediyorsa onlardan almıştır. Mesela Fatiha suresi bir şeyi açan, başlatan anlamına geldiği için Fatiha suresi denmiştir. İşte Enbiya suresi pek çok peygamberden bahsettiği için peygamberler anlamına gelen Enbiya ismini almıştır. İşte İhlas suresi Allah'ın varlığını, birliğini, tevhid inancını bahsettiği için ihlas, samimiyet anlamına gelen kelimeyi almıştır. Şimdi hızlı bir şekilde kıymetli arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Tamam mı? Bu 114 tane surenin isimlerini ben size kısa kısa söyleyip yeri geldiğince de anlamlarından da bahsedeceğim. Birinci suremiz Fatiha suresidir. Fatiha değerli arkadaşlar Mekke'de inen 7 ayetten oluşan bir suredir. Bir kere de tam olarak inen ilk sure Fatiha suresidir. Bakara suresi inek anlamına gelen kurbanla bahsettiği için bu ismi almıştır. 286 ayetten oluşan Kur'an'ın en uzun suresidir. Ali İmran suresi değerli arkadaşlar Kur'an'ın en uzun surelerinden 7 suresinden biridir. İmran'ın ailesinden anlattığı için bu ismi almıştır. Nisa suresi kadınlardan bahsettiği için bu ismi almıştır. Maide suresi sofra demektir. En'am demek koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinsinden ifade eden bir kelimedir. Araf yüksek yerler, burçlar anlamına gelir. Enfal adını birinci ayette geçen ganimetler anlamına gelen enfal kelimesi oradan geliyor. Bedir Savaşı'yla ilgilidir. Tevbe suresi pişmanlık, dönüş demektir. Yunus suresi Yunus peygamberden. Hud suresi Hud peygamberden. Yusuf peygamberden Yusuf suresi. Bakın peygamber isimlerinden almıştır. Ra'd suresi değerli arkadaşlar. Allah'ı tespit ettiği bildirilen ve gök gürültüsü anlamına gelen Ra'd kelimesinden alır. İbrahim Hazreti İbrahim'den bahseder. Hicr, Semud kavminin yaşadığı yerin adıdır. Nahıl, bal arısı demektir. İsra, Peygamberimizin Mekke'den Kudüs'e, Kudüs'ten de Mescid-i Aksa'dan değerli arkadaşlar Allah'ın katına yükselmesinden dolayı İsra adını almıştır. Kehf, mağara demektir. Yedi uyuyanları hatırlarsınız. Meryem, değerli arkadaşlar, Hazreti Meryem annemizden bahseder. Taha suresi, Ta ve Ha harflerinden oluşur. Dediğim gibi bazen harflerden de oluşur. Bunlara hurufu mukatta denilir. Anlamının ancak Allah tarafından bilinen ayetlerdir. Enbiya suresi yukarıda da geçti. Nebiler, Rasuller anlamına gelen bir kelimedir. Hac suresi hacdan bahsettiği için haccın hükümlerinden. Müminun inananlar demektir diye arkadaşlar. Müminlerden bahseder. Nur suresi aydınlık, ışık gibi anlamlara gelir. Furkan, hakkı batıldan ayıran anlamına gelir. Şuara suresi değerli arkadaşlar, müşriklerin Kur'an'ın bir şair tarafından yazılmış olduğu iddiasını çürütmek için indirilmiştir. Neml, değerli arkadaşlar, karınca anlamına gelir. Kasas, kıssalar anlamından gelmektedir. Ankebut, örümcek anlamından gelir. Ki bunların hepsi birer kıssadır, muhakkak okuyup öğrenmemiz lazım. Rum suresi vardır. İranlılarla yapılan savaşta yenilgiye uğrayan Bizansların tekrar galip gelecekleri anlatıldığından sureye bu ad verilmiştir. Lokman aleyhisselamdan bahseden sure Lokman suresi. Secde suresi namaz kılınırken alnın burunla yerle konulması secde demektir. İşte secde suresi secdeden ve onu tesbih eden müminlerin özelliklerinden bahseder. Ahzab suresi Hendek savaşıyla ilgili bir suredir. Sebe suresi Yemen'de bir bölgedir veya kabilenin ismidir. Ondan bahsediyor. Fatır suresi Allah'ın sıfatlarından ilk yaratan anlamına gelir.
Ya ve Sin harflerinden Yasin, ey insan anlamına gelen bir suredir. Kur'an'ın kalbidir aynı zamanda. Saffat değerli arkadaşlar ilk ayetinde geçen Saffat kelimesinden ismini almıştır. Saat suremiz Saat harfiyle başladığı için Zümer suresi zümreler grupları anlamına gelir. Mümin inanmış kimse anlamına gelir. Fussilet bir şeyi açıklamak, iki şeyi birbirinden ayırmak anlamına gelir. Şura danışma kurulu Müslümanların birbirleriyle istişare etme anlamına gelir. Zuhruf mücevher altın anlamına gelen sure. Duhan değerli arkadaşlar gelen duhan kelime yani duman anlamına gelen kelimeden ismini almıştır. Casiye 28. ayetteki diz çökmeyi, kıyametin dehşetini anlattığı için bu ismi alır. Ahkaf kum yığını anlamına gelir. Muhammed zaten peygamberimizin ismidir. Onun ismiyle anılmıştır. Fetih suresi değerli arkadaşlar Mekke'den Medine'ye dönerken nazil olan peygamberimizin bir suredir. Fetih açmak, açılmak anlamına gelir. Hucurat ise odalar anlamına gelen bir suredir. Kaf harfinden ismini almıştır. Zariyat toprağı tozu etrafa savuran rüzgarlar anlamına gelmektedir. Tur Hz. Musa'nın 10 emri almak üzere çıktığı dağın adıdır. Necim yıldız demektir. Kamer ay demektir. Rahman Allah'ın değerli arkadaşlar isimlerindendir. Vakıa hadise olay anlamına gelir. Hadid kelimesinden alır. Demir anlamına gelir. Mücadele tartışma, mücadele etme anlamına gelen suredir. Haşır sürgün anlamına gelir. 60. suremiz Mümtehine imtihan edilen kadınlar anlamına gelmektedir. Saf dizi sıra demektir. Cuma namazının farzı ile ilgili suremiz. Münafıkun münafıklardan bahseden sure. Tegabun aldanma ve gaflete düşme anlamına gelmektedir. Talak boşama boşanma. Tahrim haram kılma. Mülk iktidar demektir. Kalem değerli arkadaşlar kalem kelimesinden ismini alır. Hakka ise hak ve gerçek olan şeyler demektir. Me'ariç yükselme basamakları gibi anlama gelmektedir. 71. suremiz Nuh suresi Hazreti Nuh kıssasını cinse cinlerin varlıkları müzzemmil bürünüp örtünen anlamına gelir. Müttessir bürünüp sarınan anlamında kıyamet işte kıyametle ilgili insan Allah'ın insanı en güzel şekilde yarattığı ile ilgili mürselat ise gönderilenler yani elçi, vahiy, melek anlamına gelir. Nebe, amme dediğimiz sure haber anlamına gelir. Naziyat, söküp çıkaranlar, abese yüzünü ekşitmek, buruşturmak, tekfir, dürmek ve sarmak anlamına gelen sure isimleri. İnfitar, yarılmak, mutaffifin ölçüde ve tartıda hile yapanlar, inşikak, yarılmak anlamına gelir. Bürüç, burçlar, tarık, geceleyin gelen ve kendini gösteren, âlâ, yüce demek, gâşiye örten, bürüyen, fecr, tan yerinin ağarması, Beled, şehir, belde anlamına gelir. Şems, güneş demektir. 92. suremiz Leyl suresi yine gece anlamına gelir. Duha ise değerli arkadaşlar kuşluk vakti anlamına gelir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir. Tin, bir dağ veya incir anlamına gelmektedir. Alak, asılıp tutunan demektir. Kadir, azamet, kıymet, şeref demektir ki beyyine de açık delil, kesin belge denir. Zilzal, deprem, zelzele anlarından bahseder. Adiyat, koşan atlar. Kari'a, kapı çalan anlamına gelmekte. Tekasür, çokluk yarışı ve çoklukla övünmek. Asır, zaman, çağ. Hümeze birini çekiştirmek. Fil, karada yaşayan en büyük hayvan değerli arkadaşlar. Kureyş, peygamberimizin mensup olduğu kabile. Maun, yardımda bulunmak demektir. Kevser cennette bir nehrin adı, kafirun, kafirlerden bahseder. Nasır, yardım, zafer demektir. Tebbet ise kahrolmak, yok olmak, Ebu Leheb ile ilgili sure. İhlas, sevgiyle ve samimi bir şekilde demektir. Felak değerli arkadaşlar, sabah anlamına gelen felak kelimesi, Nas da Kur'an-ı Kerim'in son suresidir. Adını ilk ayete geçen insanlar anlamına gelen kelimeden alınmaktadır. Kıymetli arkadaşlar böylece ikinci dersimizi de tamamlamış olduk. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.